Evet sevgili arkadaşlarımız, Türkiye'yi konuşuyoruz. Yavuz Topaloğlu Bey yanımızda. Yavuz Bey, Türkiye hakkında ne dersin abi? Sağ ol hocam, malum bir seçim satım haline girdik. Girdik abi, evet. Az kaldı. Şöyle bir buçuk ayımız var. Hani Yunus Emre hocamızın bir sözü var, şiiri var. Ben gelmedim dava için, benim için, işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyor. Ama burada sulh içinde bir seçim atmosferine girmek ve bize yakışır şekilde barışla, huzurla bir seçimi geçirmek lazım. Ciddi zaten manada. Seçimlerde çok bir sıkıntımız olmuyor. Evet. İşte seçim sonuçlarıyla ilgili bazen şaibeler olsa da Yüksek Seçim Kurulu kararını veriyor, işi kapatıyoruz, öyle oluyor. İşte seçime girerken bizim burada biliyorsunuz bir seçim barajı var. Evet. O da nedir? Hani küçük partiler mecliste temsil edilmesin anlamında. Çünkü küçük partiler seçime girdiği zaman ne oluyor? Koalisyon oluyordu. Dedi ki baraj koyalım, bir parti yüksek oy alsın ve tek başına iktidar olsun gibi. Ama şu anki geldiğimiz noktada bakıyoruz ki ne? Daha seçime girmeden önce efendim işte ittifaklar, koalisyonlar yapılmaya başladı. Bu eğer barajı bu şekilde aşarsaksa o zaman baraj hiç olmasın abi. İşte koalisyon kaçınılmaz demek ki. Yani buradan da bu çıkıyor. Koalisyonlar kaçınılmıyor. Ama dediğim gibi yeter ki burada birbirimizi, yani koalisyonları da sanki bak, kamplaşma değil de birbirimize Türkiye'nin sorunlarını çözüm hususunda destek şeklinde görmeliyiz. Yoksa sen buraya gel, burası daha kalabalık olsun, oraya gel, burası daha kalabalık olsun. Veya Türkiye'de şeklinde parti değil. Kurmak çok mu kolay? Veya çok diyelim ki de bazı arkadaşlar işte egosunu tatmin etmek için ben parti başkanı olayım. Evet. Veya ben il başkanı olayım. Evet. Veya ben başkan olayım. Dan kaynaklanan bir unsur gibi ben anlıyorum. Çünkü neden? Olabilir. Yani şey olsa diyelim ki öncelerde biliyorsunuz çok partili hayata geçtiğimizde kaç tane partimiz vardı abi? Değil mi? Bir elin parmağı kadar partimiz vardı. Yoktu, evet. O da zaten bütün görüşleri temsil ediyordu. Evet. Yani şu an 130'un üstünde partimiz var, kurulu hazır. Belki bir 150-200 tane de kurulma aşamasında şu an ben biliyorum hazırlanan partiler var. Bu kadara gerek yok ya abi. Burada öyle ki Sakıp abi, Türkiye'nin yani siyasi partileri dediğim gibi şimdi sosyal medyalarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Habire bir ya savunma var ya karşı tarafa bir ilham var. Yani bizim bir defa bunu bir aşmamız lazım. Yani evet, neticede hepimiz bu toprakların çocuklarıyız. Hepimiz aynı toprağın buğdayıyla büyüdük. Aynı koyunun etiyle büyüdük. Aynı ineğin sütüyle büyüdük. Evet. Şimdi bir de şunu ben gördüm sevgili Yavuz Efendi. Yani şimdi üstte diyelim ki genel başkanlar bir efendim işte koalisyona girse de bir oluşuma girse de o alt tabanda o karşılığını bulmaz gibi geliyor bana. Çünkü öyle birçok duyumlar alıyoruz. Yani diyelim ki orada bir genel başkana işte bir sandalye vermişler veya bir işte teklifte bulunmuşlar veya bir ekonomik katkıda bulunmuşlar. O taban onu kabul etmiyor. Şimdi zaten matematikle sosyoloji farklıdır. Evet. Yani mesela A partisi, B partisi bir araya geldiğinde diyelim oy oranı %40. Ama tabanlar uymazsa artık orada o matematik geçersiz olur. Orada sosyoloji devreye girer. Evet. Yani. Ama bunun yerine Sakıp abi ben şunu söylüyorum hep. Siyasilerimizin de hani bir insan mesela her gün kavurma yese bir müddet sonra o et o vücuda faydalı olmuyor. Evet. Çünkü beyin diyor ki yeter diyor. Farklı gıdalar gönder bana diyor. Şimdi aynı şekilde hocam, bugün Türkiye'deki siyasi partilerin sosyal medyalarına baktığımız zaman az önce dediğim gibi ya bir savunma var ya karşıya itham var. Evet. Halbuki biz çok büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Yani bizim ayetlerimiz var, hadislerimiz var, özlü sözlerimiz var,
kıssadan hisselerimiz var. Evet. Nasreddin hocamız var, Mevlana hocamız var, Yunus Emre hocamız var. Yani nerede bunlar? Evet. Yani bu sayfalarda bunlar giremeyecek diye orada bir duvar mı var? Evet. Yani neden biz, bunlar bizi, biz yapan, bizi birleştiren harçlar. Biz evet. O yüzden bunları da sayfalarımızda yer vermek zorundayız. Ya bugün Türkiye, mesela Sakıp abi, Orta Doğu bölgesinin gıda pazarı yıllık 500 milyar dolar. Evet. Ve Türkiye buradan daha 18 milyar dolar pay alabiliyor. Bunu nasıl artırabiliriz? Türkiye'nin mesela 27 milyon hektar ekili bir arazisi var. Hala burada ekilemeyen arazilerimiz var. Bunları nasıl aktif hale getiririz? 35 bin mağaramız var. Sadece Karadeniz'de 120 bin deremiz var. Türkiye'nin %51'i dağlıktır. Bu böyle bir ortam, böyle bir varlığın üzerindeyiz. Bu sıkıntılar neden? İşte bu sıkıntılar birbirimizle kavga ettiğimiz için. Yani organizasyon yok gibi. Şimdi bakıyorsunuz en çok işsizden ziraat mühendisleri. Evet. Siz bu kadar ekemediğimiz arazi var diyorsunuz veya işte daha verimli çalışacak efendim arazilerimiz veya bir yılda birkaç ürün alacağımız konular varken ziraat mühendisleri niye boşta geziyor abi? İşte. Yani şimdi ben geçen gün işte dedik ya her şu an her bireyin bir aile hekimi var. Değil mi? Tanıyorsun tanımıyorsun. TC'ni ya sen aile hekimini gösterir. O zaman her çiftçinde bir ziraat mühendisi olsun. Evet. Değil mi? Yani bir bölgeye bir ziraat mühendisi atayın. Bunun gibi yapılabilir aslında. Bu daha da verim yani artar. Daha da ekonomik olur. Kazancımıza kazanç katarız değil mi? Evet. Yani senin kazancın ülkenin kazancı evet. Demektir bu. Yani burada işte kazan kazan. Yani bunun zihniyeti de Sakıp abi kooperatif merkezli kalkınmadan geçiyor. Evet. Zaten bizim tarihimizde de kooperatif çok önemlidir. Yani geçmiş yani İMC işte Anadolu'da İMC usulü. Bu mesela eskiden köylerde, Anadolu'da şöyle bir şey vardı Sakıp abi. Mesela köyün bir çobanı var. Diyelim 1000 tane koyun var. Evet. Koyun, işte çoban sabahleyin o 1000 koyunu meraya götürür. Akşam dönüşte her koyun kendi ahırına gider. Öyle olur. Şimdi de öyle. Yani kırsala geçtiğin zaman öyle ama işte İMC işte bakın. Yani evet. Her ev bir çoban alma yerine ortak bir havuz oluşturulmuş. İşte İMC bu. Hatta mesela Sakıp abi Antalya'da ya da Alanya'da bir bölgede balık çokmuş. Bu bölgeye de balıkçılar arasında kavga oluyormuş. İşte sen gideceksin, ben gideceğim. Sonra oranın garnizon komutanı ve kaymakamlık bir organizasyon yapıyor. O balıkçıları kuraya koyuyor. Her gün sırayla bir balıkçı buraya gelecek diyor. Evet. O gün ona ait o koy. Ve bu proje Amerikalı bir bayan tarafından kitap haline getiriliyor. Ve o bayan Nobel Ekonomi Ödülü alan ilk bayandır. Tamam. Burada neyi gördük? Yani bürokratlar isterse çizim öğretebilir. Ama şu an ben Adana bazında konuşuyorum. Birçok efendim müdürlüklerimiz var veya diyelim ki bürokratlarımız var. Ben birçoğunun inisiyatif kullanamadığını görüyorum. Evet. Yani bir soru soracağım veya bir görüş alacağım veya bir şey ben konuşamam, üstümden emir almam lazım veya izin almam lazım gibi böyle. Yani sen burada bu makamı işgal ediyorsun, şunu, inisiyatifini kullanamıyorsan orada ne işin var? Aslında ona üstü karışmaz. Ben çünkü birçok bürokratla konuşmuşum. Yani sen güzel bir şey yapıyorsan seni takdir etmeleri lazım. Ama birçoğu da çekindiği oluyor tabii. TOKİ kiralık ev yapacağım diyor. Bu da güzel bir uygulama. Bu depremzede kardeşlerimiz için. Bir de Sakıp abi çoğu kiralara maalesef haksız zamlar var. Mesela bizim mahallede evvelsi gün bir daire eşyalı 12 bin TL demiş. Aynı yani yakın bir mahallede Sakıp abi bizim bir evimiz var. Biz 1400 liradan veriyoruz. Evet. Şimdi onu yani, tabi yani etik değil etik ama değil, şimdi hani serbest piyasa koşullarında hani hayat neye göre pazar oluşuyor? Arz talebe göre oluşuyor. Ona da bilemiyorum. O kişinin şahsiyetiyle veya kültürüyle veya diniyle, ahlakıyla, imanıyla alakalı bir şekilde evet, geliyor doğru, bana. Doğru.
Yoksa ona hükümet çok da bir şey yapamaz. Yani i̇şte piyasa, buradan tabii toplumumuzun yani, da birbirimize yardımcı olmamız lazım. Geçen hafta benimkine pazarda domatesin kilosu 25 liraydı. Bugün 10 lira. Yine en lüks domatesden bahsediyorum. Buna benzer. Sen niye geçen hafta 25'e verdin, bu hafta 10'a verdin? Onu diyemiyorum. İşte çünkü doğru değil abi. Yani bunlar tabii piyasa hani neticede işte buyurduğunuz yani gibi. Yani etik olmayan tabii, normal konular. Ha, tabii yani burada buyurduğunuz gibi. Ha, buna bunun karşılığında evini hani evim olsun, yuvan evim olsun bedava verenler var. Evet, tebrik ediyorum. Hatta üste verenler var. Tebrik ediyoruz onları. Ya değil mi? Tabii. Evini dayıyor, döşüyor, buyurun gelin kullanın diyor. Hatta bazı ihtiyaçlarda yine karşılayan arkadaşlarımız da var. Evet. Onları da tebrik etmek tebrik lazım. Ediyoruz. Tabii, tebrik ama bunu onları hani fırsata çevirmek isteyenler de var. Onlar da Allah'a havale. Aynen öyle. Yani burada işte buyurduğunuz gibi 23 marketi olan adam bugün çadırda kalıyor Hatay'da. Yani eskiden diyor masanın üzerinde çatarı koyacak yer kalmazdı kahvaltıda diyor. Çocuğum bir şey yok diye yemezdi diyor. Ama şimdi diyor ekmek arasıyla idare ediyoruz diyor. Dolayısıyla bunları bizim aşmamız lazım. Sakıp abi, biz eğer birbirimize tartışmaya devam edersek yani geleceği kaybederiz. Nasıl kaybederiz? Bugün 2030 yılına kadar 3 trilyon dolarlık dünyada uçağa ihtiyaç var. 2050 yılına kadar 2,5 milyar arabaya ihtiyaç var. Bugün cep telefonu pazarı aldı başına gitti. Biz Aselsan ürettiğimiz zaman Apple yoktu. Biz Aselsan 1919 evet, cep telefonu ürettiğimizde Redmi yoktu, LG yoktu, Huawei yoktu vesaire, Oppo yoktu. Biz bir defa bunu bir masaya yatırmak zorundayız. Yani biz nerede kaybediyoruz? Biz nerede bu yarışı yakalayamıyoruz? Bunun soru bana göre biz çok birbirimizle çok tartışıyoruz. Biz birbirimizi çok yani dinlemek için değil, karşı tarafı yenmek için dinliyoruz. Anlamak için değil, karşı tarafı yenmek için dinliyoruz. Evet. Yani bunu bir değişmemiz lazım. O da genelde uzun zaman alacak bir evet, kültür veya efendim bir yetiştirme tarzı gibi. Bir de Sakıp abi, jeotermal organize sanayi bölgeleri açılmakta. Bu da çok güzel bir gelişme. Bu aynı zamanda yiyeceğimiz ürünlerin ucuzlaması anlamına da gelebilir inşallah. Şu an Türkiye'de zaten 350 organize sanayimiz var. Türkiye 51 noktaya 1,5 saatte ulaşılabilen bir ülke uçaklarla. Dolayısıyla bu potansiyeli konuşmalıyız. Bugün gençlerimiz niye uyuşturucuya düşüyor? Bugün aileler neden dağılıyor? Yani ben gördüm mesela gelin evi terk ediyor. Diyor kocasına iş bulmadan beni arama diyor. Doğru. Babasının evine gidiyor. Evet. İş bulmadan ama bakıyoruz burada kaynaklar var. Evet. Burada gençlerimiz var. Ekonomikle yani ahlakın veya işte gençlerin yetiştirilmesi arasında da ilişki var.